Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere piyasanın en serin çalışan RTX 4090 ekran kartını gösteriyor olacağım ki o da MSI'nin Supreme Liquid X model RTX 4090 ekran kartı olacak. Tabi videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bademciklerim bayağı şişik, genzim de tıkalı. Sesim kötü çıkabilir bu sebeple beni mazur görün. Bu sıra oldukça yoğun bir dönemdeyiz. Her gün videolar yayınlamak zorundayız. O yüzden hiç araya boşluk vermiyorum. Yani hastalık mastalık dinlemiyorum. Neyse. Gel gelelim ekran kartımıza. Özellik kısımlarına hiç değinmeyeceğim. Çünkü RTX 4090 özelliklerini biliyorsunuz. Yine 24 GB'lık GDDR6X belleklerle sunuldu. Küda çevirdekleri arttırıldı falan filan. Supreme X e, Liquid serisinde GPU saat hızlarında bir hız aşırtma söz konusu. Bu da gayet normal. Yani rakiplerle çok ağam an farkları yok diyebilirim. Tabi de hız aşırtma potansiyeli daha yüksek bu kartın neden sıvı soğutmalı olduğundan dolayı. Ama ilk olarak burada belli başlı sorulara cevap vermemiz lazım. İşte sıvı soğutmalı olduğundan dolayı kartın boyutu ne alemde, İnceliği ne alemde, herhangi bir kasaya nasıl montaj yapabiliriz? Çünkü neden harici bir radyatörü var? Mid Tower kasalara sığar mı, sığmaz mı? Onu da canlı göstereceğim sizlere. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. İşte hız aşırtma yaptığımız an sıcaklıklar nedenle artabiliyor gibi sorularınızın hepsini cevaplayacağım. İlk olarak kartın bir tasarımına baktığımız zaman metalik ve sade tonlara sahip oldukça klas duruyor açıkçası benim gözümde. Ki kartın hem Ön tarafı hem de arka backplate'i tamamıyla metal panellerle geliyor. Ön taraftan baktığınız zaman borunun çıktığı yerin sağ tarafında Supreme logosu RGB aynalatmalı. Yine backplate tarafında RGB aynalatmalı bir simge daha var. En sağ tarafa doğru 16 pinlik yeni güç konnektörüne sahip olduğunu görebiliyoruz. Kutu içerisinde yine 4'lü 8 pin çoklayıcı kablo çıkıyor. Her RTX 4090'da olduğu gibi. Hemen bu 16 pin güç konnektörünün sol tarafında bir switch yer almış. Bu switch'te hem gaming mod hem de silent mod gibi ayarlamalar yapılmış. Yapmanız da mümkün. Boyutuna geldiğimiz zaman kartın boyutu e, rakip veya kendi e, Supreme X'e TX4090'lara kıyasla yaklaşık 7-8 santim daha küçük. Yani bu kart 28 santim uzunluğunda. Rakiplere baktığımız zaman 37 santim civarındaydı. Kalınlık tarafında ise sadece 2 slotluk bir yer kaplıyor. E, mesela Standart ve TX4090 Supreme X veya Gaming X kartlarına baktığınız zaman 3.9 hatta 4 slota yakın kalınlığa sahip olabiliyorlardı. Şimdi kart tabi de boyut olarak küçültülmüş. E peki bu kartın pompası ne alemde, neresinde, iç kısımda ne tür bir yapı var? Onu hızlıca tarif edeyim. Şimdi kartın iç kısmına zaten pompa dahili bir şekilde ekleniyor. Burada yanılmıyorsam 2800 ya da 3200 RPM hıza sahip bir DDC pompa kullanılmış. Tabi pompadan önce soğutmayı sağlayan bir blok kullanılması gerekiyor. Bu blok ise tamamıyla bakır malzemeden üretilmiş ve çok ince fin dediğimiz kanatçıklara sahip. Kullanılan blok hem VRM'leri hem de bellekleri de soğutmaya yarıyor. Sadece GPU tarafında değil belleklerdeki sıcaklık farkında canlı bir şekilde gösteriyor olacağım sizlere. Ayrıca pompası direkt ekran kartının içinde yer aldığından ötürü ön tarafa 9 santim çapında bir fan da eklenmiş ki bu sayede iç kısımda oluşabilen sıcaklığı ekran kartının arka kısmından tahliye edebiliyor. KMSI Supreme Liquid serisinde Torx 5 fanlara yer vermiş. Önceki nesle oranla yaklaşık %25 daha fazla hava akışı ve statik basınca sahip olabiliyorlar. Ayrıca sessizliği de gerçekten muazzam ötesi ki 3000 RPM'lik bir dönüş hızında barındırıyor bu fan. Neyse Writer kısmına hızlıca geçeyim. Ekran kartına sabit bir şekilde 240 mm'lik bir writer çıkıyor kutu içerisinden. Borusu ekran kartının orta kısmından çıkartılmış ve yaklaşık 35-40 cm uzunluğu olduğunu da söylemek istiyorum. Ayrıca borunun hareket kabiliyeti de var. Çünkü neden? Bu ekran kartlarını dikeyde kullanabiliyorsunuz. Yatay bir şekilde de anakarta monte edebiliyorsunuz. Bu sebeple ötürü borunun hareketli olması çok önemliydi. Ekran kartına giren kısımlar tamamıyla 360 derece dönebiliyor. Tabii de 360 derece çeviremiyorsunuz. Çünkü yan yana iki boru olduğundan dolayı bu mümkün değil. Ama dönüş hareketi tamamıyla sınırsız. Radyatörle beraber gelen fanlar benim dikkatimi çekti. MSI yeni seri fanlar üretmiş bu kısımda. RGB marcibi aydınlatma yok bunu söyleyeyim arkadaşlar. Tamamıyla soğutma odaklı bir e, ürün geliştirmişler burada ve söylerine göre nokta rakip olabilecek seviyede bir fanmış hem oldukça sessiz hem de 2400 RPM gibi yüksek dönüş hızlarını sağlıyor ve yine yüksek statik basınçta mevcut durumda. Bu tür detaylara hadi es geçtik. Peki abi bu kasaya sen nasıl sığdırdın bunu diyeceksiniz. İşte o noktaya geliyoruz. Şimdi ben bu kasada ne durumlar kullandım ilk başta onu göstereyim. Mesela Mag Z 790 Tomahawk wifi fi anakartı bulunuyor. D diğer 4 modellerinden biridir bu. Bu anakartla beraber Intel'in 13. nesil 13600K işlemcisini kullandım ki çok ahım şahım işlemcilik bir ihtiyacım yok bu video için. İşlemciyi soğutmak için ise ve aslında kasayı da doldurmak adına MSI'nin Macor Liquid 280R sıvı soğutucusunu kasamızın üst paneline monte ettim. Tabi kasanın adını da söylemem lazım ki bilenleriniz bilir. MSI'nin hava akışının üst seviyede olduğu e, neydi? Velox Airflow modellerinden Ekran kartının radyatörünü ise ön panele taktım. Sıcak havayı ise direkt kasanın dışına atıyor çünkü radyatör oluşa fazla ısınabiliyor. Tabi bu kasa nereden hava alıyor kardeşim diye sorabilirsiniz. Ben şu en altta bir tane fanı kasa içine üfleyecek şekilde taktım. Tabii ki de anakart tablosunun sağ tarafına iki tane fan ekleyip kasa içine daha fazla hava nakletmeniz mümkün kılınıyor. Ben eklemedim yani normal standart bir şekilde bakalım. Zaten sıvı soğutma olduğundan dolayı ekran kartı oluşa serin çalışıyor. İlk olarak Boştayken sıcaklığını görmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar ekran kartı boştayken 27.8 derece sıcaklıkta çalışıyor ki 27.3 dereceleri görmüş durumda bu muazzam ötesi bir değer. Yani bu tür sıvı soğutmalı olmayan RTX 4090'lara baktığımız zaman boşta yaklaşık 36-37 derece sıcaklıklarda seyrediyor. Yani boştayken 7-8 derecelik farklar 60 durumda. İlk baş Furmak'la bir ekran kartımızı stres testine sokalım. Şuradan... Testi başlatayım. Hardware info'yu da şuradan açayım ki değerleri gözlemleyebilelim. Biraz yaklaşık şöyle bir 5-10 dakika dursun bu ki maksimum sıcaklık değerimizi bir görelim. Yaklaşık 7 dakika oldu. Ekrana gelelim ve sıcaklık değerlerini sizlere göstereyim. Bakın ilk olarak e, ekran kartımızın yükü %99'da ki e, GPU saat hızları ne kadar maksimuma ulaşmasa da ekran kartı oldukça fazla yüke biniyor. E, bellek frekansları 10.500 MHz'lerde güç gitimi 436-446 Watt civarında seyrediyor hala stres testi devam etmesine rağmen 60.9 dereceleri gördü bakın sizlerde görebiliyorsunuz ama burada ne demiştik Bellek sıcaklığına değineceğimizi belirtmiştik Bellek sıcaklığına geldiğimde ise şu an 66 derece fakat maksimum 68 dereceleri göstermiş bize Burada şimdi soracaksınız peki abi bellek sıcaklıkları 68 derece ama rakiplerden veya önceki RTX 3090'lara kıyasla arada ne gibi bir fark var Önce bunu tarif edeyim şimdi RTX 3090'larda ekran kartının hem PCB altında hem de arkasında bellekler bulunduğundan dolayı çok fazla sıcaklık oluşabiliyordu. Ve bu sıcaklıklar 92-95 derecelere kadar çıkabiliyordu arkadaşlar. Sonrasında Nvidia ne yaptı? Dedi ki bu bellek modüllerini 2 GB'a çıkartayım ve PCB'nin sadece tek bir tarafında olsun dedi. E bu sefer 4090'larda da gördük. 3090 Ti'de de bunu uyguladı. 4090'larda yani bu tür sıvı soğutmalı olmayan fanlı modellere geldiğimizde yine bellek sıcaklıkları 78-80 derecelere kadar ulaşabildi arkadaşlar ki önceki incelememde bunları da göstermiştim. Fakat MSI'nin Supreme Liquid X ekran kartta bellek sıcaklığı 68 derecede çalışıyor. Bu oran gerçekten efsane yani yaklaşık 12-15 derecelik farklar söz konusu. Bu da tabii ki de ne oluyor? Silikonların ömrünün uzamasına sebebiyet de veriyor. Yani daha stabil performans alabiliyorsunuz. Throttle gibi sıcaklıktan oluşan sorunlarla karşı karşıya kesinlikle kalmıyorsunuz. Ve bileşenlerinizin de ömrü uzuyor elbette. Ama burada sağladığı ikinci bir katkı var. Normal fanlı RTX 4090'a baktığınız zaman ekran kartı yüke girdiğinde fanlar oldukça yüksek hızlara ulaşabiliyor ve biraz daha sesli çalışıyor. Bu tür sıvı soğutmalı kartlarda radyatörde bulunan fanların da kalitesiyle beraber daha sessiz bir ortam oluşturabiliyorsunuz. Yani şu an bakın ekran kartı yükte ama fan sesi sıfır. MSI burada kullandığı fanlarda oldukça kaliteli hatta nokta ile rekabet edebilecek seviyede olduğunu belirtiyor. Şu altta zaten fan 1, fan 2 diye belirtilmiş. Afterburner programı her ikisi içinde de %60 oranda olduğunu belirtiyor. Her iki fanın da çünkü dönüş hızları yani RPM değerleri birbirinden farklı arkadaşlar. Radyatörde bulunan fan yaklaşık 2400 RPM'lik bir hızda dönebiliyor. Fakat ekran kartının üzerinde bulunan fan 3000 RPM'lere kadar çıkabiliyor. Tam yük altında hem ekran kartı 60 61 derece sıcaklıkta sabit tutuyor hem de sessiz bir şekilde de çalışabiliyor. Hadi bir de hızlıca overclock yapalım arkadaşlar. MSI'ın Afterburner yazılımı üzerinde e, ne yapalım ilk baş power limitimizi bir %100 110'a çekelim. Yani şu anlık maksimumu bu öyle diyelim. Buna uygula dedik. %110 güç limitini arttırdık. Tabii voltajda da arttıracağım. Core clock yani e, ekran kartımızın e, GPU saat hızını ne kadar arttıralım? 150 Megahertz arttırayım diyeyim şuna. Bunu da enter'ladım. 2625'ten kaç olacak bir uygula diyeyim şuna. Bunun boost kuluğu çünkü 2625 MHz'ti. 2775'e yükselttik. Buradan biraz da tabii ki de biraz yüksek GPU saatisi verdiğimizden dolayı core voltajı da 15 diyeyim. Okey. Bellek hızına çok dokunmuyorum çünkü belleğin performansı çok ahım şahım. Hız aşırtmada katkısı olmuyor. Ben yaptığım tüm gözlemlerde bunu fark ettim. Stres test diyorum, başlatıyorum. Bakalım kaç watt çekecek? Sıcaklık şu an 52 tabii biraz daha beklesin. GPU TDP 521, 510 watt civarında 518. Yer yer 495 falan oluyor ama mavi ekran falan almadık görebiliyorsunuz sizlerde. Ki 62-63'leri geçmezse cidden efsane bir oran olur bu arkadaşlar. Biraz bekleyeceğim bu sebeple. Vallahi bekliyorum bekliyorum ama daha üstüne çıkmıyor. Ya yani 60 kaç? 61 dereceleri kadar çıktı e, çıktı. %99 kullanımda ekran kartı güç tüketimi 320 şey 526 watt'lara erişti. O oranları gösteriyor. Yani sıcaklık hala efsane bir oranda cidden çok güzel olmuş. Yani e, koydukları sıvı soğutma çok kaliteli olsa gerek. Pompa zaten ekran kartının iç kısmında yer alıyor. Bayağı bakır soğutucular falan yer almış. GPU üzerine direkt değen soğutucular mevcut. Raider de görevini o şeyi yerine getiriyor. 522-526 watt'lara çıkmasına rağmen sıcaklık bakın 63 oldu daha da üstüne çıkmadı arkadaşlar. Geldik şimdi oyun kısmına. Tabii de ben burada Red Dead Redemption 2'yi 4K ayarlarda açtım. Ki e, arka planda olmadı görüntüleri de sunarım. Ekran kaydı alıyorum bir yandan. Kalite moduysa en tepede yani favor kalite olarak seçmiş durumdayım arkadaşlar. Burada benchmark'ı başlatacağım. Hızlıca şuradan alttan X'e basayım. Şu test bir başlasa çok bekletiyor ya. Bu tür benchmark'ları da biraz gıcık oluyorum. Ama şimdi başlar diye Ümit ediyorum evet başladı. Arka plana ekran görüntüsünü hızlıca vermiş olurum. Ekran kartı %95 yükte 4K açmama rağmen yer yer %96 oluyor. Ee, ekran kartı sıcaklığı ise 43-44 derece. Ekran kart güç tüketimi sahneden saniye 360 wattla 420 watt aralığında gidip geliyor. Mesafan hızları ekran kart çok ısınmadığından ötürü 1380 RPM'lere kadar geriledi. Yani fan 1 ve fan 2'nin toplamını aldığımız zaman bu oran %40-41'lere düştü. Evet bakın açık alana geldi. Açık alanda tabii ki detaylarda daha fazla oluyor ve bu arada DLSS kapalı 4K'da aldığımız FPS bayağı artmış durumda. 120 FPS'lere çıktı. Yani ekran kartı serin çalıştığından mıdır nedir ben anlamadım gerçekten. 127 FPS diyor ya 4K'da ve en yüksek ayarlarda. Sıcaklık 52 dereceye yükseldi. Kullanım miktarı yine 95 yer yer 96 gösteriyor. Güç tüketim değerleri 380 Watt'lara kadar ulaştı. GPU saat hızı değişmedi bellek kullanımı 7.5 GB'lara arttı tabii ki de. Açıkçası yine efsane bir oran bu. Yani 52, 51, 53 derece sıcaklıklar 4090 için çok iyi bir değer diyorum. Bazı arkadaşlar gereksiz bulabiliyor bu tür işte radyatörlü sıvı soğutmalı ekran kartlarının fakat cidden faydası var arkadaşlar. Sizlerin de görebildiği gibi fanlı modellere yaklaşık onlar kaç 70-74 derece sıcaklığa ulaşıyordu hatta oyunlarda. Bildiğiniz 15-20 derece fark atmış. Yaban altları bir değer değil diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.